Ve dahi kavgalarınızla uğraşamayız dediler. En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Dolayısıyla daha da köşeye sıkışmış bir durumun içerisine düştü. Yolumuz aydınlık olsun. HDP'li mi PKK'lı mı olduğu konusunda hep birlikte kazanacağız. Kıymetli dostlar, cümleten selamünaleyküm. Türkiye siyasetiyle ilgili önemli noktaları konuşacağız. Tam gaz seçime doğru ilerlerken bunun yanında özellikle muhalif kesimdeki büyük tartışmalara Türkiye gündemi sahne olmakta. Bununla mı kalıyor? Hayır, büyük bir asrın felaketiyle de hükümet aynı dönem içerisinde mücadele ederken muhalif muhataplarını Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Demirtaş bilmem nesi, oradaki irili ufaklı küçük büyük bütün partiler hiçbirini takmaksızın kayda değer devlet yetkililerinin birinden bile şu zamana kadar net bir açıklama gelmedi. Net bir açıklamadan kastım net iki cümlelik açıklamalar yapıldı lakin polemiğe girilmedi. İşimiz gücümüz var, sizin boş safsatalarınızla ve dahi kavgalarınızla uğraşamayız dediler. Şimdi Akşener 6 artı 2'lik bir masaya geri dönüş yaptı, değil mi? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu. Siyasi ve ideolojik fay hatları üzerine kurulan masanın en zorda olan aktörü halen daha Akşener olarak gözüküyor diye burada anlattık. Akşener geçtiğimiz günlerde yaşanan Selahattin Demirtaş'ın Akşener'e açıkça yazmış olduğu bir mektup. Dolayısıyla daha da köşeye sıkışmış bir durumun içerisine düştü. Niye? Niyesini konuşacağız bugün ve farklı kulislerdeki bir takım detaylara gireceğiz. O gün masada Akşener neler yaşadı? O çıkışta yaptığı konuşmanın sebebi neydi? Neden çıkarken gülerek çıktı da bu konuşmayı yaptığı adrese gittiğinde kükremeye başladı? O arada rol mü çekti? Mecbur mu bırakıldı? Bunları da videonun sonuna doğru sizlere aktaracağım. Milliyetçi muhafazakar seçmenle seküler seçmen arasında kalmışlığın gerilimini önce masa dışında kalarak çözmeye çalıştı. Ancak ihanetle suçlanan, kendi tabiriyle şeytan taşlamasındaki taşlanan durumuna düşen Akşener, kazan kazan, işte kazan kaybet gibi birçok teknik istiyordu. Kazı kazan gibi bir oyuna döndürmeye çalışıyordu oyun. Ama kaybet kaybet denklemini son seçenek olarak elinde kalan tek şey olduğunu görünce mecburen masaya dönmüştü. Yani bir nevi 40 katır seçeneğinden 40 satır seçeneğine geçiş yaptı. Akşener ve partisinin sınavı hala bitmedi. Bu sınav zorlanarak ve hiddetini arttırarak devam edecek. Selahattin Demirtaş'tan gelen Akşener'e mektup bunun en büyük emaresiydi. Geriye kalan 2 aya yakın periyot içerisinde altılı masada çok daha büyük kaoslar göreceğiz. Çok daha büyük zelzeleler, depremler göreceğiz. Bunları bu ülke olarak yaşayacağız. Kendi kendilerini bitireceklerinin altına imzamı atarım. Şimdi Kılıçdaroğlu HDP ile görüşerek Cumhurbaşkanı adaylığı için destek isteyecek. Bu ne anlama geliyor demeden önce şuraya bir geçelim. Akşener'e açıkça bir mektup yazdı. HDP desteğine muhtaçsınız. HDP'yi reddederek buralara varamazsınız dedi. Bakın Selahattin Demirtaş neler söylemiş. Selahattin Demirtaş yazdığı mektupta diyor ki bu arada yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oylarını burayı PKK oyları diye de dönüştürebiliriz. Çünkü bu şahsın HDP'li mi PKK'lı mı olduğu konusunda muhalif kesimin de birçoğunun aslında şüphesi yok. Mecburiyetten Kemal Kılıçdaroğlu ben onu serbest bırakacağım. İşte HDP ile ortak olabiliriz gibi gibi söylemler ürettiğinde kendi tabanı da bundan rahatsızlık duymakta. Ama buradaki oylara mecbur olduğu için diyetini belediye seçimleri sonrasında nasıl ödediyse, ödemeye halen daha devam ediyorsa, bu seçimler gittikten sonra da neler konuşuyorlar? Özertlik konuşuyorlar. Neler konuşuyor? Şimdi bu özertlik diyorlar ya işte. Şöyle özertlik, böyle özertlik neymiş? Anayasadaki 4 madde tartışılacak, Türklük tartışılacak, işte ana dilde eğitim. Özertlik kavramı ne? Hani belli eyaletlere bir şeylere mi ayıracaksınız, ne yapacaksınız? Peki, bunların sözde Kürdistan olarak tanımladığı bölgede, ki bizce öyle bir şey yok. Mesela, eğitim bunların elinde mi olacak? Çok önemli bir detay. Jandarma, özertliğin verildiği insanların eline mi verilecek? Eğer bu verilirse, çok açık net bir şekilde söylüyorum. Cumhuriyetin kuruluş vasıflarıyla
tamamen ters düşen bir olaya imza atılmış olur. Bu birincisi. Cumhuriyet'in sözde kurucu partisi olarak kendini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeye imza atmak için Erdoğan'la mücadele etmekte. Yani arada çok radikal çatışmalar var. Ve diyor ki HDP oyları için belediye seçimlerinde istemem demediğinizi hatırlatırım diyor. Devam ediyor. Bununla mı kalıyor? Hayır. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak. Siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Yani gelin bizi bir şekilde ikna edin. Şimdi bu ne demek? Gelin bize istediklerimizi bir şekilde verin. Bakanlık bilmem ne tartışmaları dönüyor. İddia ediyorum HDP bakanlık istemeyecek. Çünkü böyle bir riskin, çatışmanın içerisine girmeyecek. Halk buna çok ayaklanır. Peki şöyle düşünelim. Herkese dağıtılan, CHP'ye de birkaç tane düşecek olan bakanlıkların başına getirilecek isimler HDP onayıyla kulislerde konuşularak getiriliyorsa ne olur? HDP'nin istediği isimler başında HDP yazmayan partilerin temsilcileriyle birlikte başa gelmiş olur. Aslına bakarsanız hem toplumdan tepki görmez hem de istediklerini başarmış olurlar. Uyanık olmak zorundayız. Bakın. Eylül 2021'de 11 maddelik tutum belgesi yayınlayan HDP, demokrasi başlığı adı altında radikal talepler için açıkça müzakereyi ve uzlaşmayı şart koşuyor. Demirtaş'ın tabiriyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm için Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir şekilde anlaşması, HDP'ye ne istiyorsa vermesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti Akşener'e göre CHP'nin görüşmesi. Ama aynı Akşener'e göre masada yaptıkları her şey masanın ortak kararı. Masadaki partilerin davranışları ve tavırları da ortak kararı. Şimdi oradan Deva Partisi veyahut da Gelecek Partisi veyahut da Saadet Partisi açıkça gidip de DAEŞ'li teröristlerle, PKK'lı teröristlerle görüşse aynı Akşener biz masada ortak olmaya devam edeceğiz. Ama o görüşme Deva Partisi'nin, CHP'nin, Gelecek Partisi'nin görüşmesidir. Bizi bağlamaz deyip kenara mı çekilecek? Devlet yönetiyorsun, devlet. Ülke yönetiyorsun. Bu kadar ahmaklık, ahmaklara bile fazladır. Size diyecek laf gerçekten bulunamıyor. Gerçekten. HDP ve talepleri Millet İttifakı masasına getirilemez mi? Bu partiye bakanlık verilemez diyor Meral Akşener. Ama az önce anlattığım formülle onlar bakanlığı da, cumhurbaşkanlığını da, başbakanlığında hepsini alır. Yeter ki bunlar başa gelsin. Şimdi Mithat Sancar vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? HDP eş genel başkanı. Mithat Sancar'la görüşmeyeceğiz bilmem ne falan filan. Hatta onun görsellerini de aktaracağım. Seçime kiminle gidileceği açıklandıktan sonra bir kutlama yaptı Mithat Sancar. Tebrik edelim, yanındayız, destekliyoruz gibi. Mithat Sancar sorulduğunda Meral Akşener'in böyle ağzının kenarından çıkan kelime ve cümlelere dikkat etmek lazım. Bilinçaltını ve kulisleri, arka tarafta yaşanılanları bize bunlar çok net gösterebilir bazen. Küçük nüanslar. Bu nüans neydi? Mithat Sancar'dan bahsederken, HDP eş genel başkanından Akşener, Mithat Hoca diyor. Akşener'e Mithat Sancar hocalık mı yapıyor? Yol mu gösteriyor? Akşener, Mithat Sancar'ı teröre destek veren bir hain olarak mı görüyor? Yoksa Mithat Hoca olarak mı görüyor? Soru işareti. Hiç üzerine ekleme yapalım. Ekleyelim. Belgeleriyle konuşalım. Bakın HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini genel merkeze bekliyoruz. Desteklemeye açığız diyor. Kim bu? HDP eş genel başkanı. Meral Akşener'in hocası. Mithat Hoca dediği şahıs değil mi? Anlaşılan bunlar ciddi bir pazarlık niyetinde. Ettikleri pazarlık iktidar değil. Güç dengeleri değil, para değil. Ettikleri pazarlık bu ülkenin bölünmezliği üzerine. Bu ülkenin toprakları üzerine. Bu ülkenin geleceği üzerine. Akşener'in, Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler çok tutarsız. Net bir şekilde söylüyor. Bir yandan 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi HDP'nin oyunu alalım diyorlar. Diğer yandan da PKK'nın uzantısı olduğu için bu partiyi koalisyonumuzdan uzak tutalım tavrına giriyor. Bunu da böylelikle HDP'ye kabul ettirmek istiyorlar ama Selahattin Demirtaş diyor ki böyle olmaz. Açık olacaksınız. Benim de bir seçmenim var diyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle yaptığı görüşme İyi Parti'yi bağlamıyorsa Kılıçdaroğlu kimin adayıysa onların adına gider görüşmesini yapar. Ama şunu bilin dostlar, kıymetli dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes HDP ile, Selahattin Demirtaş'la, Mithat Sancar'la,
Şehirlerimizde bomba patlatanlarla, dağda kurşun sıkanlarla, bu ülkeye meydan okuyanlarla, Mehmetçiğimizin 20 yaşına getirip de analarımızın cepheye yolladığı evlatlara, 40 bin şehidimize meydan okumuş olacak. Kılıç çekmiş olacak. Bunun bilincinde olun. Kılıçdaroğlu CHP milletvekili listesine HDP'leri isimleri koymak için müzakereye gitmiyor. Aksine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'nin kapısına destek istemeye gidecek. Akşener masada olmanın siyasi zorluğuyla iki belediye başkanını göstermelik olarak öyle ya da böyle Akşener'i ikna ediyormuş gibi göstererek 12. madde olarak o açıkladıkları deklarasyona eklediler. Kemal Kılıçdaroğlu 11 maddelik bir deklarasyon halka orada sundu. 12'yi okumadı bile. 12 tane yer alıyordu. Saçma sapan bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu dilediği zaman, istediği zaman bu belediye başkanları siyasi olarak kendi yanına alabilecek. Zaten bunu alabilecekti yani. Yani burada Meral Akşener'e aslında bakarsanız çok da bir taviz verilmiş görülmüyor. Şimdi asıl zorluk olan HDP'nin büyük koalisyona, bunların o çok büyük koalisyonuna dahil edilmesine mazeret üretecek mi, üretmeyecek mi? Masa bununla ilgili ne karar alacak? Bendeniz şöyle düşünüyorum, o masadaki herkes zaten bunlarla oturmaya alışık ve açık. Lakin tabanlarındaki oy dağılımıyla ilgili partiyi terk edenler olur mu düşüncesiyle biraz ürküyorlar ve korkuyorlar. İmamoğlu ve Yavaş CHP'li olduklarını Akşener'e gösterdiler, kanıtladılar. Akşener yalnız kaldığını artık öğrendi şimdi. Ve Akşener bu süreç içerisinde çok nettir. Bir medya faaliyeti yürüttüğüm için bunu net olarak söyleyebilirim. Akşener şunu gördü. Ersan Şen hariç arkasında hiçbir medya gücü yokmuş. Hiç kanalı yok. Bu yönde çok eksik kalmış bir parti olduğunu gördü. Çünkü medyanın A'dan Z'ye her biri Akşener'i taşlamaya başladı. Kendisine savunabileceği bir platform, bir ortam bulamadı. Onun adına onu savunan kimseyi ortada göremedi. Ve bunun da yakında buradaki boşluğu ve zafiyetin giderilmesi için de ona buna çok fazla miktarda para bayılacaklarını da ben size açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklerse 6+2 masa olduğunu Akşener'e bir şekilde ispatlayacak. Yine Demirtaş'ın mektubunda Akşener'e sordu. Size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden hak değil sorusuna tutarlı bir cevap vermesi mümkün değil. Yaptıkları birbirleriyle gerçekten uyuşmuyor arkadaşlar. Öfkeli Cumhuriyet Halk Partisi ekipleri tarafından muhteşem bir taşlama karşısında geri adım atarak masayı prangalatan bir Akşener'den bahsediyoruz. HDP konusunda da seküler mahalle baskısına uğrayacak ve bir şekilde yine pes edip içerisine sinecek diye düşünüyorum. Masanın ideolojik fay hattının tam ortasında Akşener ve İyi Parti HDP'nin koalisyona eklenmesine göz yumduğunda bu sefer milliyetçi muhafazakar seçmenin kaçmasına razı olmak durumunda kalacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak uğruna kendi partisini kaybedecek. Akşener bunu gördüğü için bir şekilde buradan hani köprüden önceki son çıkış derler ya, oraya çıkayım dedi. Tam çıkarken tuttular ensesinden, ağababaları bunları indirdiler. Peki Akşener'in dün kavga edilmeyen konuda görüşme bile problem yaratıyorsa herkesin dikkat etmesi lazım. O masada defalarca iddia edildiği gibi o masada HDP yok cümlesi ne anlama gelir? HDP sebebiyle Akşener yeniden taşlanma seçeneğini göze alır mı? Tekrar kalkmayı göze alır mı? Hiç sanmıyorum. Akşener artık bu seçim bitene kadar sindirilmiş durumda. Bundan sonraki masadan kalkma hareketi seçim bittikten sonra olur. Eğer ki kazanırlarsa bile kaybettikleri de zaten masayı komple dağıtmak zorunda kalacaklar. Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arkasında duranlar öylesine öfkelendiler ki ideolojik ilkelerini de çiğnemek durumunda kaldılar ve kalacaklar. Akşener Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda 7 Cumhurbaşkanı yardımcısından birisi olmayı kabul etti. Bu siyasi hırsı olmamakla anlatılabilir mi? Mümkün değil. Böyle bir pozisyonu kabul etmedi. O gücünün farkında, diğerlerinden üstün olduğunun farkında, aynı durumda olmayacağının farkında. Masayı dağıtabilecek güçte olduğunun farkında ama bir şekilde sindirildi, kulağını çekenler var. O gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e karşı masayı yumruklayarak ayağa kalktığı "Yeter artık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Biz ne diyorsak o olacak. Burada 5 kişi karar vermişiz." deyip "Ben kalkayım o zaman." dediğine de "Defol git."
gibi meydan okudu. Ve diğerlerinin, Ahmet Davutoğlu'nun, Deva Partisi liderinin, işte Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na bu noktada destekçi olduğunu duyduk. Ve o gün toplantı yapıldığında dışarıda çok sayıda İyi Partili, CHP'li ve koridor kapatılmıştı. Koridoru bir şekilde insanları açarak koridoru kapatmışlardı. Yani Meral Akşener'e eğer bu kapıdan izin almadan çıkarsan, eyvallah demeden çıkarsan seni burada linç edecekler korkusunu onun zihnine işlemeye çalıştılar. Ne kadar korkunç değil mi? Bir siyasi figürü, bir kadını bir bina içerisinde, kadını masumlaştırmak adına söylemiyorum ama o masanın elemanlarının ne kadar kirli olduğunu anlamak için linçlettirmek uğruna ne yapacaksınız? Kaddafi gibi insanlara mı şey yaptıracaktı? Çok çirkinsiniz. Kıymetli dostlar, o masanın kumar masası olduğunu iddia eden Akşener yine o masanın destekçisi olduğunu dile getirdi. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da kumar masasına çok ağır eleştirilerde bulundu. Ve Erdoğan iyi ki var diyerek bu tartışmalara da noktayı koydu. Bugün bu çirkin ittifak içerisinde İttihat Terakki benzeri, yine birçok benzerlik üretebiliriz bu noktada. Yani ülkenin fişini çekmeye yönelik adımların atıldığını çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bu seçimlerde güçlü olmamız lazım. Sesli olmamız lazım. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bakın, bu tükenmişlik, bu eziklik psikolojisiyle bu memlekette adam yetişmez. Büyük adam yetişmez diye düzeltelim. Büyük adam yetişmez. Böyle kutu kutu, sefertası gibi üst üste koyulmuş binalardan, milyonlarca insanın yığınlaşmış bir şekilde yaşadığı kentlerden, şehirlerden, bu izbekirli siyasete maşa olmuş ve bunların peşinden koşmaya çalışan halklardan, kıytırık bir takım eğitimle, öğretmen bile diyemeyeceğimiz eli öpülesi öğretmenleri dışarıda bırakalım, İnsanların elinden geçen fabrikasyon insanlardan büyük insan yetişmez. Ne diyor üstad? Böyle bir milletten, böyle bir sistemden anca olsa olsa Avrupa'ya kuyruk olur. İslam alemine baş olmaz. Oldurmak için ufkumuzu genişletmek zorundayız. Yine ne diyor üstad? Eskiden Osmanlı'nın giydiği kıyafet ve elbiselerde, eteklerde, şalvarlarda üzerindeki desenler bile elbise bitene kadar devam ederdi. Sonralarda, son dönemlerinde alta bir kuşak giydirdiler. Sonsuzluğu temsil ederdi. Büyük düşünmeyi temsil ederdi. Gidin Topkapı'ya, ne anlatmak istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.